Şimdi FETÖ bu ülkede çıkarıldı. Bu ülke lider ülkedir. Osmanlı'nın bakiyesidir. Bu ülkeyi ele aldığınız zaman bütün İslam dünyasını ele alırsınız. Onun için dinler arası diyalog projesi bu ülkeden yürütüldü. İstanbul Sözleşmesi bu ülkeyle bütün İslam dünyasına dikte edilecekti. O sebeple İstanbul'u yani Türkiye'yi düşürdüklerinde bütün İslam dünyasını ele alırlar. FETÖ halife olarak bu ülkeye gelecekti. Bakın biz o dinler arası diyalog projesini bıraktığımızda ılımlı İslam Suudi Arabistan'a gitti. Trump ılımlı İslam'ı ilan ettiler hemen. Suudi Arabistan radikal İslam'dı. Suudi Arabistan'a radikal İslam'ı veren de İngiliz'di. Radikal İslam. Bu söylem, yani bu ne demektir? Ilımlı İslam'la radikal İslam doğu ile batı gibidir. Bir günde Müslümanım diyen insanın ertesi gün Hristiyanım demesi gibidir. Nasıl oldu bu? Şimdi oralardan bunu uygulatabilmeleri çok zor. Adına bile İstanbul dediler, bu Fatih Sultan Mehmet'ten intikam almaktır. Bu İstanbul'u teslim almaktır. Bu Türkiye'yi, İslam'ı teslim almaktır. Bu korkunç bir projeydi. Bunu anlamak